Bu hafta videomuzun net bir konusu yok. Pek çok farklı konusu olacak. Buraya niye geldik şimdi? Hüsnüşüm. Gel seni bir seveyim. Bir kere kaçma, ne olur bir kere videoda kaçma. Ay. Oha. Abi bilgisayar gitti. Krizi kırdım. Ne? Sağ ol abim. Artık gidebiliriz. Toplam bir 6 saat civarı uğraştırdı ama sanırım değdi. Bu mutfağı kullanmam lazım. O yüzden bugün pasta yapacağız. Bunların hepsini size Instagram'dan hediye edeceğim. Selam yumurseverler, yeni bir vlogla karşınızdayım. Sanırım ilk defa kamerayı bu tarafa doğru konumlandırdım. Burası aslında sizin normal şartlarda görmediğiniz taraf. Şu an kameram televizyonumun olduğu yerde duruyor. Benim salonumla mutfağım birleşik, yani sadece kameranın yönü değişti gibi düşünebilirsiniz. Bu hafta videomuzun net bir konusu yok. Pek çok farklı konusu olacak. Çünkü evde yapacağım işler var. Ve o işleri yaparken başka bir şey yapamayacağım için dedim ki bir vlog yapayım. Hem siz içerikler dışında neler yapıyorum onu görmüş olursunuz, hem de vlog işte güzel olabilir dedim. Şimdi bu hafta yapacağım işlerden ilk iş şu mutfağa şerit led döşemek olacak. Burada bir akıllı şerit ledim var. Burada da bayağı uzun bir alüminyum şerit led kanalı denir herhalde, ondan var. Kanallar şu şekilde. Şöyle her tarafı alüminyum, ön tarafında ışığı defüze etmesi için şöyle bir bölüm var. Sanırım bunun üstünde bir koruyucu bant da var. Evet, şöyle yarı saydam bir şey. Bir de paketin içinden şöyle etrafını kapatmak için ve sabitlemek için ekstra aparatlar çıkıyor. Şimdi ilk bakmam gereken şey şerit ledim bunun içine sığıyor mu? Bu bayağı önemli bir detay çünkü o sığmazsa eğer bütün plan alt üst olacak. Ledin tasarımından pek hoşlanmadım açıkçası çünkü 50 santimde bir kesebiliyorum. 50 santim çok fazla. Neyse, ilk önce biz bir sığıyor mu diye bakalım. Dışındaki silikonla birlikte sığmıyor. Fakat silikonu kullanmak zorunda değilim sonuçta. Tamam, silikon olmadığı zaman rahat bir şekilde buradaki kanala oturuyor. İlk önce şuradan bir ölçü alıp alüminyumları buraya koyabilecek miyim ona bakmalıyım. Burası 62 santim. Burası 270 santim. Bu alüminyum 3 metre çünkü 2,5 ve 3 metrelik seçenekler vardı sadece. O yüzden bunu kesmem gerekecek. Şimdi umarım bunu kesebilirim. Bu testereyle bunu kesebileceğimden azıcık şüpheliyim ama bu olmazsa başka yöntemlerim de var. Bu biraz uğraştıracak bir şey muhtemelen. O yüzden direkt köşe olarak keseceğim bunu. İzlerken nasıl gözüktü bilmiyorum ama kesmesi hiç kolay değil. Şimdi diğer parçaya geldik. Son parçası da şurasının. Ve burası da 86 küsür. 86 alsak yeter ya. Bayağı kanter içinde kaldım. Şimdi şu ledin çalışma şekline bakmak var. Bunu bir fişe takalım diyecektim. Normal fişle çalışmıyormuş bu ya. Şöyle direkt 220 volt vermek için şeyi var. Hemen bir kablo ayarlayalım buna. Tamam, ledimiz sorunsuz bir şekilde yanıyor. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Eğer rastgele bir yerinden bunu kesersem çalışmaya devam edecek mi? Bozuldu. Bu üzücü. Tam kesim yerinden keseceğim bu sefer. Aa, çok saçma ya. 1 metrelik bölümü gitti şu anda. Buraya kadar gitti. Ve bu durumda bu akıllı ledi kullanamıyorum. Ve bunu kullanmayı çok istiyordum. Çünkü benim şu an salonu aydınlatmak için kullandığım ledler de aynı marka. Ve şöyle kablosuz kumandalarla kullanabiliyorsunuz bunları. Şöyle işte parlaklığını falan kısabiliyorsunuz. Ve hiçbir şey delmenize, bağlamanıza gerek yok. Bunda bu özgürlüğümün olmasını istiyordum. Şimdi bir de buton derdi çıkacak çünkü. Ben bunu biraz bir düşüneyim. Dünden beri bu ledle uğraşıyorum. Seriyi bağladım, paralel bağladım, aradan köprüler attım vesaire, pek çok şey denedim. Maalesef istediğim ölçülerde bölemiyorum bu ledi. Dolayısıyla tezgahta bu ledi kullanmam mümkün gözükmüyor. O yüzden standart led sipariş ettim. O ledin gelmesi muhtemelen birkaç gün sürecek ama daha evde pek çok işim var. O yüzden şimdi bu kamerayı böyle komple alacağım ve üst kata çıkacağım. Üst kata çıkarken spoiler da vereyim mi? Dur, spoiler şurada. Şurada tekerlekleri patlayan bisikletim var ve bu kutunun içinde de bu bisikleti elektrikli hale getirmemi sağlayacak bir aparat var. Daha buna bakma fırsatım olmadı ama böyle bir videoda gelecek. Ne yapıyorsun Hüsnü'ye?
kafesin içine fırlattı hayvanı, gördüm. Gel şu terliklere bir yakından bakabilir miyiz lütfen? Abi nasıl? Ben hep böyle, ben hep böyle giyiyorum. Bu ne oğlum? Abi, denemenize öneririm gerçekten. Parmak arası terlikle. Hüsnüşüm. Gel seni bir seveyim. Gel, özlemişlerdir. Bir kere kaçma, ne olur bir kere videoda kaçma. Her videoda bunu yapıyor, dolayısıyla hayvanı siz böyle çekingen bir şey sanıyorsunuz ama normalde yılışın teki. Bak şimdi ucundan seveceğim, sonra bırakacağım, bak nasıl gelecek. Ya, ya. Niye videolarda hep sanki çekingen, korkak bir şeymişsin gibi davranıyorsun sen? Ha? Niye öyle davranıyorsun? Neyse Hüsnüş, sen takıl burada. Buraya niye geldik şimdi? Çünkü Harun'a monitör kuracağız. Yazık yavrum, haftalardır bekliyor monitörlerini kurayım diye. Ben de inatla kurmuyorum. Oğlum ilk defa şu masayı buraya koyma amacımla kullanacağım. Şimdi ben burayı normalde kendi çalışma alanım olarak ayarladım ya. Tabii Harun orijinal planda üniversiteye gidecekti. Gidemedi. Çünkü dediler ki bu kesin etrafa bir şeyler bulaştırır. Pistir bu çocuk dediler, bunu almadılar üniversiteye. Öyle olunca odanın üstüne kondu işte. Odanın üstüne konduğu için de ben burayı hiçbir zaman kullanamadım. Soruyor bazıları, atölye yaptın niye atölyeyi kullanmıyorsun diye. Bu var. Şimdi bu videoda Vivesonic'in Dual Monitor LCD DMA monitör kolunu kuracağız. Harun hepsini çek. Tek kamerayla sen halledersin bunu. Adamlar üstüne su terazisi koymuş. Bu çok hoşuma gitti bak. Şu an benden artı bir puan aldı. Oha, monitörün burada kulaklık askı aparatı mı var? Güzelmiş bak bu. Ay. Ya keşke senin surat ifadeni de çeken bir tane kamera olsaydı. Öyle bir panikledik. Ya buraları leş gibi yapmışsın, leş gibi. Ya şurası nasıl kirletebilir? Ne yapıyorsun ki burada? Ya şurayı sürekli tekmeliyorsun, o yüzden kirleniyor biliyor musun? Ya hiç alakası yok. Ya yeter. Gelmiyor oğlum daha fazla. Aa biş. Oo. Aa mikser gitti. Prizi kırdım. Ne? Prizi kırdım. Hayır, yalan söylüyorsun. Gerçekten kırdım. Hayır. Ama o kadarcık kırmaktan bir şey olmaz bence. Anlıyorum oğlum ben elektrikten, onu da yaparım gerekirse. Bayağı da yamuk sıktım bunu ama. Kendi masan olsa özene özene yaparsın. Bu arada kendi masamı bayağı özenerek yaptım. Yalan yok. Benim masama bakıyorum böyle hiç kablo falan gözükmüyor. Çünkü profesyonel bir şekilde yaptım. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. O da böyle. Oyun oynarken monitörü gözüme çalışıyor. Yaparsın, böyle çekersin. Sonra da böyle indirirsin. E-sporcu gibi oynadığım için. Ay yemedi ikinciyi. Leş gibi monitör ya. Yine kirletmiş her yerine. Ne yaptın? Yaladın mı burayı? Ne bu? Evet, şimdi ikincisi. Bu monitörü tercih etme sebebimi daha önce özetlemiştim. Harun oyun oynamak istiyor. Ama ben de burada çalışmak istiyorum. Ve oyuncu monitörlerinin renk kabiliyetleri düşük oluyor genel olarak. Genel olarak değil, yıllardır bu şekilde. Oyuncu monitörleri iyi renk üretemez. Şu an piyasada sadece birkaç tane hem oyun hem iş için kullanılabilecek monitör var. Bu da onlardan bir tanesi. Ki bana kalırsa en iyisi bu. Benim en çok bu hoşuma gitti böyle teknik özelliklere baktığımda. O yüzden bunu tercih ettim. Harun da ben tercih ettiğim için tercih etmek zorunda kaldı. Ben bunu yine çıkaramıyorum. Çıkmıyor. Ne yapıyorsun? Çıkmıyor, çıkmıyor. Dur bekle ben geliyorum. Kalp krizi geçirecek başına bir şey. Gel. Ama senin gücün yetmez ki buna. Yetermiş ya. Çek. Helal be. Bak bak bak, kaçışa bak, bak gördün mü? Helal lan sana. Neyse nerede kaldık? Renk. Renk doğruluğu konusunda DCI P3'ü %98 oranında destekliyor. Yani neredeyse bir profesyonel monitör de diyebiliriz buna oyunculuğun yanında. Onun dışında işte 165 Hz var, gerçek 1 milisaniye var. G-Sync destekliyor. Direkt Nvidia ekran kartlarıyla kullanıyorsanız G-Sync desteğiyle birlikte geliyor. Bunu da bir yerine yerleştirelim. İlk testini ben yapacağım. Şimdi mesela Harun moduna geçmek istediğim zaman... O kadar dibine girmiyorsun. Ben genelde böyle görüyorum seni, böyle bir şeyler yapıyorum. Ben ilk önce bir çalışan insan modunda bakayım şuna. Ben kesin böyle kullanırdım, böyle pivot modunda kullanırdım. Bu arada kendi ayağı, orijinal ayağıyla da böyle pivot yapabiliyorsunuz bunu. Yani illa böyle çiftli monitör, kol falan almanıza gerek yok. Kendi ayağı da bunu yapıyor, nasıl, her şeyi yapıyordu herhalde değil mi? 360 tane biliyor. Yani benim setup'ım bu. Muhtemelen senin setup'ın da bu olacak bu arada. Sen bunu böyle arkada tutacağım falan dedin ama. Eyvallah.
Daha artık sana daha güzel videolar üreteceğim. Daha coşkulu bir şekilde şey yapar mısın? Abi çok teşekkür ederim ya. İyi ki aldın bana bunları. Çok teşekkür ederim. Ben başka kardeş istiyorum. Bu ne ya? Sağ ol aldığın için. Artık gidebiliriz. Konuşma artık. Tamam. Konuştukça sinir oluyorum ya. Böyle bir kardeş olmaz ya. Böyle İstiyorsan. Nankör. Yeni bir günden selamlar. Şu anda haftanın 4. günündeyiz. 3. günü es geçtim farkındaysanız. Çünkü dün göz muayenesine gittik Harun'la birlikte ve göz muayenesi yaparken böyle bir damla damlattılar. Damlanın ne yapacağını da hiç söylemediler. Sadece damlalı da bir ölçüm yapalım dediler. Böyle ağlamaya başladık biz, bir şeyler oldu. Böyle yakan acayip bir damla damlattılar ve sonra bütün gün ne ışığa bakabildim, ne bir şeye odaklanabildim. Sürekli böyle ekrana bakıyorum. Gözlerim yaşarmaya başlıyor. Hiç, ya bir şey yapamadım kısacası. Bütün gün böyle bulanık falan gördüm. O yüzden mecburiyetten dün hiçbir şey yapamadım. Şu anda sabahın 6'sı, daha hava aydınlanmadı gördüğünüz gibi. Hafiften aydınlanmaya başlıyor. Uyandıktan sonra ne yaptım diye sorarsanız şöyle bir şeye karar verdim. Bu akıllı led, mutfakta kullanamadığım akıllı led'i şöyle kablosunu falan uzattım. Adaptörünü de şöyle küçük bir şey haline getirdim ve bunu yatak odasına koymaya karar verdim. Yani bu led'leri kullanma konusunda bayağı inatçıyım şu anda. Son 2 metrem kaldı zaten ve yatak odasına yeni yapmış olduğum böyle televizyon dolabı gibi bir şey var. Onun altı da 2 metre. Oraya çok güzel oturabilir gibi geldi. Bir size göstereyim önce orayı. Şimdi burası benim yatak odamın güncel hali. Ev vlogundan sonra hiç Instagram'dan falan takip etmeyen varsa burada sadece yerde bir yatak vardı. Şu şey baza maza hiçbir şey yoktu. Buraya böyle bir tane baza aldım. Bunu alalı bayağı oluyor. Sonra geçenlerde de buraya şöyle bir şey yaptım. Alt kattaki eski 75 inç televizyonum şu anda burada. Ve bu böyle hafif açılı bir şekilde duruyor. Açılı bir şekilde durduğu için şuraya yattığımda şöyle muhteşem bir açıyla televizyon izleyebiliyorum. Şöyle ayaklarımı uzatıyorum. Ve buradan izleyeceğim bir film dizi falan varsa acayip yüksek bir konforla izleyebiliyorum. Bunu yaptığıma hiç pişman değilim. En başta birazcık abartı gibi gelmişti ama şu an çok hoşlaşıyorum şu setuptan. Onun dışında altta bir tane Xbox'ım var ve oyun oynamak istediğim zaman da buradan yatarak oyun oynayabiliyorum. Altına da şöyle IKEA'dan 4 tane dolap alıp koydum. Bunların hiçbir işlevi yok aslında şu anda böyle. Bunların içine çok bir şey de sığmıyor zaten, daracık işlere. Bunu böyle dekoratif gibi ve bunları falan koyabilmek için yaptığım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi akıllı led'i bunun direkt altına döşemeyi düşünüyorum. Şurada şöyle bir boşluk var. Ve kablosunu falan da işte şuradan böyle dolabı delip buralardan falan geçirip şuraya takacağım. Böyle fazlasıyla basit bir setup kurmayı düşünüyorum. Bir de yetişebilirsem bu hafta buraya badana yapacağım ama büyük ihtimalle yetişemeyeceğim. Şuraları çünkü böyle klima boruları geçsin diye kırdırdım. Hani dışarıda gözükmesin borular diye. Ondan sonra pandemiden dolayı eve usta girsin istemediğim için kendim kapattım. Bayağı başarılı iş çıkarttım aslında. Şu an böyle çok kötü gözüktüğüne bakmayın. Üstüne ufak bir zımpara geçtiğim zaman güzel olacak burası. Zımpara yapıp buraya badana yapmam lazım. Ama dediğim gibi bu hafta yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Şurada da var. Böyle bir işler çıktı bana burada, anlayacağınız. Şuraya hala dolabım yapılmadı. Bu dolap da yapıldıktan sonra evi tamamlamış olacağım ve tam bir ev vlogu yapacağım. Şu an hala orada dolaplarım yok. Size buradaki işlemleri ne kadar gösterebileceğim bu kadar dar açıyla bilmiyorum ama gösterebildiğim kadar. Bu işlem düşündüğümden biraz daha zor olacak gibi. Çok alçak. Oh, vidalayamıyorum. Frikik vermiyorum değil mi? Ne bileyim Harun ya, şu an neremi çektiğimi düşünebilecek gibi mi gözüküyorum sence? Kameranın baktığı yer falan çok iyi bence. Nereye bakıyor? Bakıyor yani. Al o zaman o kamerayı oradan Harun. Çok yoruldum, anlamsız yoruldum oğlum, şu an delireceğim ya. Yatarak iş yapıyorum, bir de yoruldum diyor. Evet, yattığım yerden para kazanıyorum yine, fark ettin mi? Yeter. Uf. Aa, her yerim bir şeyler oldu böyle. Terledim oğlum, çok yorucu bir şey o. Pozisyon diyeceğim şimdi az önce gösterdiğim şeylerden sonra demek istemiyorum ama. Bakın buraya böyle pinler koydum. Onları şimdi sabitlemeye çalışıyorum. Ama nedense olmuyor. 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 Okey. Alttaki işlerimiz bitti. Umarım bu tarafta bir sıkıntı çıkmaz. O kadar uğraştıktan sonra burada bir şey yaşarsam hiç hoşlanmayacağım bundan. Yine lehimlemeden önce şöyle bir kabaca denemek istiyorum. Şöyle basit bir yalıtım yapıp ne olur ne olmaz
Tamam, oldu. Sıkıntı yok. Hemen havyamızı şuraya ısınmaya bırakalım. Muhtemelen şuradaki ikili prizi de üçlü prizle değiştirmem gerekecek de. Şöyle iki tane var, birine Xbox bağlı, birine televizyon bağlı. Bunu nereye bağlayacağım? Meçhul. Ona daha sonra bakarım. Bu basit bir şey zaten. Lan bozuldu. Kapan. Evet. Bitmiş hali çalışıyor mu? Çalışıyor. Hemen bir bakalım nasıl gözüküyor. Bence güzel oldu. Şu an parlaklığı çok tabii. Şöyle uygulamasını kurdum. Uygulamadan parlaklığı düşüreceğim. Sonuçta bu böyle dekor ışığı gibi bir şey olacağı için çok parlak olmasına gerek yok. Evet, şöyle düşük parlaklıkta ve hafif sarımsı bir tonda yandığında tam istediğim şey olacak gibi. Şöyle bir şey oldu. Bence tatlı oldu. Bu arada bunu kumandaya bağlayabiliyorum. Burada tavanda kullandığım lambayla aynı marka. İkisi de Yeelight. Şöyle bir kumandası var. Daha bağlamadım da yani buradakini mesela şuradan böyle kısıp arttırabiliyorum falan. İkisini aynı kumandaya bağlayacağım. Bunu kapattığım zaman o da kapanacak falan filan. Öyle bir şeyler yapacağım daha sonra. Şu an onunla uğraşmak istemiyorum. Uğraşa uğraşa zorla da olsa akıllı LED'imi kullandım. Şu an mutluyum. Artık buradan gidelim. Bu mutfak için sipariş ettiğim ledleri hala bekliyorum bu arada. Hala gelmediler. Normalde aynı gün kargo diyordu. Yani 2 gün önce kargoya vermiş olmaları gerekiyordu. Fakat dün sabah kargoya vermişler. O yüzden belki bugün gelir. Bugün gelirse onlara devam edeceğim. Gelmezse bugün ne yapacağım şu an bilmiyorum. Daha planlamadım. Umarım kargom zamanında gelir ve onları yaparım. Şimdilik bir duralım. Neredeyse günü bitirdik, akşam oldu fakat beklediğim kargo geldi. Şöyle 3 çipli gün ışığı renginde bir tane led aldım. Fazla fazla aldım, 10 metre var burada, bana 4 metre falan lazım da belki sonra başka bir yerde de kullanırım diye. Şöyle bir tane 10 amperlik güç kaynağım var. Yine uzaktan kontrol etmek istediğim için şöyle bir tane dimmer artı alıcı görevi gören bir parçam var. Ve son olarak da bu alıcıyı kontrol edecek verici kumanda mı denir, ne denir, böyle bir şey aldım bir de. Buradan böyle ledin parlaklığını ayarlayabiliyormuşuz. Yani anlayacağınız yarı akıllı bir başka devre yapacağım. Akıllı led kullanma konusunda ısrarcıyım. Tam istediğim şey olmayacak. Telefondan kontrol edemeyeceğim ama bu da akıllı sayılır. Eskiden akıllı şeyler bunlardı sonuçta. Şimdi ilk yapmam gereken şey buradan mikrodalga fırını sökmek. Konuyla çok alakasız gibi gözüküyor ama elektriği buradan çekeceğim için ilk önce bir bunu buradan almam lazım. Şurada gördüğünüz gibi prizler var. Buraya şu ikili priz yerine üçlü priz çekeceğim ve bir tane daha şeyim olmuş olacak. Yani çok bir şey yok orada. Şimdi elektrik çekmek için bir tane üçlü prizin şu uç kısmını keseceğim ve bunu kullanacağım. Çünkü kablom yok. 220 volt kablo bulamadım evde ve burada hazır kablo var nasıl olsa. Buraya sonra başka bir tane şey takarım. Şöyle şu boyutlarda bir şey kessem yeter herhalde bana. Şimdi eğer patlamazsak şunu taktığımda yanması lazım. Yay! Başarılı. Kumandamız da çalışıyor şu an. Önce bunları buraya bir sabitleyeceğim. Tamam. Toplam bir 6 saat civarı uğraştırdı ama sanırım değdi. Şu an değdi gibi geliyor. Güzel duruyor değil mi? Bence güzel duruyor. Şöyle bütün ışıkları bir kapatayım. Evet, şu anda sadece mutfak yanıyor. İçeride hoş, loş bir ışık var. Hemen kumandamızı da deneyelim. Buradan kapatabiliyorum.
açabiliyorum. Parlaklığı iyice kısabiliyorum. Kamerada umarım doğru oranda gözüküyordur. Evet, benim gördüğümden çok az daha karanlık görüyorsunuz. Yani yakın benim gördüğüme, biraz daha loş bir ortam var ama burada. Şöyle ışığı dengelersem muhtemelen daha iyi göreceğiniz. Bayağı şurası ışıl ışıl yani. Burada sadece bunu açsanız bile mutfakta çok rahat bir şeyler yapabilirsiniz. O seviyede bir ışık diyebilirim. Şöyle şu taraftan da bir göstereyim. Böyle dolanıyor ve bu taraf da aydınlatıyor. Burada da normalde kahve makinem vesaire olduğu için onların da aydınlanması lazım. Şimdi diyebilirsiniz ki bize bunları anlattın ama bir dünya şey yaptın, biz bunu nasıl yapacağız? Muhtemelen haklısınız. Ama şöyle basit bir taktik vereceğim. Eğer benim gibi böyle kumandalı olsun, cartlı olsun, curtlu olsun gibi bir derdiniz yoksa, hazır bir tane led seti alıp buradan böyle dolandırmaya başlayıp davlumbaz kısmına geldiğinizde benim gibi buradan işte lehim yap, yukarıdan kablo dolandır vesaire yöntemi yerine davlumbazın etrafından şöyle dolanıp buraya yine devam edebilirsiniz. Ben ailemin evinde o şekilde yapmıştım. Ben fena yoruldum. Etraf aşırı dağınık. Şu an salonu size bir göstermeliyim gibi. Bütün her şey böyle etrafa çıktığı için dolapların içindekiler, altındakiler, üstündekiler. Şu an her yer her yerde ve her yer bayağı pis. Fakat şu an burayı temizlemeye hiç niyetim yok. Şu an tek istediğim şey duşumu alıp uyumak. Ben bir uyuyayım, uyanayım. Uyandığımda burayı böyle bir adam ederiz. Evet, geldik 5. güne ve bugün dedim ki o kadar mutfak yaptım, burasıyla uğraştım, o kadar şey yaptım falan. Bu mutfağı kullanmam lazım. O yüzden bugün pasta yapacağız. Cheesecake daha doğrusu. Cheesecake yapacağız bugün. Bunun için bir tane kek kalıbını alıyoruz. Altına yağlı kağıdımızı koyup bunu burada bir sıkıştırıyoruz. Sonra bu kağıdın fazlalıklarını keseceğiz. Ve bunu bir kenara alıp ismini bilmediğim şu şeyi devreye sokuyoruz. İçine 2 paket tam buğdaylı bisküvi koyuyoruz. Eti burçak. Şimdi sponsorlu falan sanacağınız değil mi? Hiç alakası yok. Ama cheesecake tariflerinin hepsi sponsorlu. Bugün 5 tane falan video izledim. Birinde bisküvi övüyorlar, birinde labne övüyorlar, birinde tos bilmem ne övüyorlar. Hepsinde bir sponsor olduğu için şuna hiçbiri burçak dememiş. Hepsi tam tahıllı, öyle mi yazıyor? Dur bakayım. Tam buğdaylı bisküvi demiş hepsi. Ama hepsi bundan kullanıyor. Şu an karıştırma kabım olmadığını fark ettim. Tencere de teoride bir kaptır sonuçta. Şöyle çektiklerimi buraya atıyorum. Bir paket daha yapacağım. Şimdi tereyağı lazım bana. Kaç gram? 125 gram. 125 gramı nasıl ölçeceğim? 125 gram ne kadar çokmuş. Tamam, 124 gram. 1 gram malzemeden çaldım. Şimdi bunu eritiyoruz. Tereyağı eridikten sonra birazcık bunu soğumaya bırakmamız gerekiyor. Yani böyle kızgın haliyle kullanamıyoruz. Tereyağı soğusun diye beklerken de üstü için kullanacağım böğürtlenlerim var burada. Daha önce hiç böğürtlenli cheesecake yapmadım. Frambuazlı falan yapmıştım ama böğürtlenli ilk defa deneyeceğim. Yani şu an tarife bakıyorum diye, bu konuda amatörüm diye düşünmeyin. Daha önce yaptım. Yıllardır yapmadım ama. 4-5 sene olmuştur en son cheesecake yapalı. Ya çok güzel gözüküyorlar. Keşke donmuş olmasalardı. Hepsini kullanayım ya, ne yapacağım ben bunları sonra? Süslemek için kullanabilirim gerçi. Dur, birazını ayıracağım. Buna yarım su bardağı şeker ekleyin diyor ama çok tatlı olmaz mı ki? Bence çok tatlı olur ya. Ben buna azıcık şeker ekleyeceğim. Ben böyle aşırı tatlı, aşırı şekerli şeyleri sevmiyorum. Şöyle 3'te 1'den biraz daha az şeker koyacağım buraya. Yeter bence. Üstüne de bir bardak su döküyoruz ve bu böyle birbirini emsin, birazcık bir şey yapsın diye bekleteceğiz. Buzdolabında bekletin diyor ama. Gerçi evet, buzdolabında bekletebilirim çünkü bunu kullanmamıza daha saatler var. Şimdi tereyağımız ılıklaştı. Bunu bisküvi karışımımın içine ekliyorum. Şu an çok güzel kokuyor. Ve yeteri kadar karıştıktan sonra kek kalıbımı alacağım. Bunları buraya aktaracağım. Ve tabana bu bisküvi karışımımı şöyle eşit bir şekilde yayacağım. Burada birazcık sıkıştırmanız gerekiyor. Pastalarımız direkt el değerek hazırlanmıştır, bilginize. Şimdi bunu da buzdolabına alacağız. Şimdi 600 gram labne peynirimi karıştırma kabına alıyorum. Bunun biraz suyunu süzmeniz iyi olabilir, suluysa eğer, bendekiler gibi.
Şimdi tariflerde hep burada bir su bardağı şeker koymanızı söylüyor. Ben o kadar şekerli sevmiyorum ve normal şeker yerine pudra şekeri koyuyordum diye hatırlıyorum ben buraya. Aklımda öyle bir bilgi kalmış. Sanki daha güzel oluyordu. Şöyle yarım bardaktan daha az bir pudra şekeri ekleyeceğim buraya. Bu dediğim gibi tamamen sizin ne kadar şeker sevip sevmeyeceğinize bağlı olarak değişebilecek bir şey. Ben mümkünse tatlılar bile tuzlu olsun istiyorum. Sonra karışımımıza bir paket krema ekliyoruz. Bir paket vanilya ekliyoruz. İçine azıcık limon sıkacağız. Çok olmasına gerek yok. Bunu tariflerin çoğunda böyle mahoş bir tat versin falan diye söylemişler de aslında bu asitlik dengesiyle falan alakalı bir şey. Yani limonun içindeki asit buradaki bir şeyi engelliyordu. O bilgi aklımdan gitmiş. Dediğim gibi 5 yıldır yapmıyorum. Bir kaşık nişasta koyuyorum şöyle hafif tepeleme. Bu aşamada tadını bir test edebilirsiniz. İstediğiniz şeyde mi diye. Şeker düşündüğümden bir tık daha az gibi. O yüzden hadi çok az da toz şeker ekleyeceğim. Yani tatlı olmasın dedim de hiç tadı yok şu an neredeyse. Bir yemek kaşığı falan ekledim yani çok eklemedim yine. Hafif bir tat katsın yeterli benim için. Şimdi karışımımın içine 3 tane yumurta ekleyeceğim. Fakat bunları teker teker ekleyeceğim. Fark ettiyseniz elektrikli mikser kullanmıyorum. Çünkü elektrikli mikser kullandığınız zaman bu karışımın içine sürekli böyle hava kabarcıkları falan da karışmış oluyor. Ve cheesecake'te bu istemeyeceğimiz bir şey. Yani karışımın içine ne kadar az hava girerse o kadar bütün bir kekiniz olacak diye düşünebilirsiniz. Bu kadar bilmiş konuşuyorum şimdi birazdan patlarsam. Benimle dalga geçmeyin olur mu? Çünkü bu püf nokta falan değil, bilim. Şimdi kek kalıbımı alacağım. Bu kalıbın yanlarına şöyle biraz tereyağı sürteceğim. Ve karışımımı buraya döküyorum. Şimdi fırını 180 derecede altlı üstlü olarak açtım. Fansız modunda. Isınsın diye bekleyelim. Bir de fırının içine su koymam gerekiyor. Normalde fırının içine suyu borcamla koymak lazım da borcamım olmadığını fark ettim. O yüzden şöyle borosilikat ölçü kaplarına koyacağım. Niye normal bardakla koymuyorsun derseniz bardağın çünkü kırılma çatlama ihtimali var. O yüzden ısıya dayanıklı bir şey koymanız lazım içine. Çoğu evde zaten borcam vardır. Evet şu anda kekimiz hazır. Şöyle göstereyim. Gayet kıvamında gözüküyor. Sadece yanları birazcık fazla pişmiş gibi. Ama ondan da bir şey olmaz. 25 dakika civarı 180 derecede pişirdim. Sonra 150 dereceye düşürüp bir 25 dakika daha pişirdim. Sonra da fırını kapatıp kapağı kapalı halde 1 saat içinde bekledi. Yani ılıyana kadar böyle yavaş yavaş kendi pişti gibi düşünebilirsiniz. Şimdi geldik üst sos kısmına. Önce bu böğürtlenleri bir çırpıp parçalayacağım. Gerçi bunlar bayağı donuk hala ama. Sanki bunu tencereye alsam daha rahat olacak. Burada çünkü etrafa sıçratıyor. Bu tamam gibi. Bunu kenara alalım. Buraya 2 kaşık nişasta ekleyeceğim. 1 paket vanilya ve 1 çay bardağı su. Şimdi bunu da karışımımızın içine alacağız. Buraya da çok az bir limon ekliyorum. Şimdi bir tadına bakacağım. Eğer nişasta tadını bozduysa birazcık daha şeker ekleyeceğim. Tadı gayet yerinde fakat böğürtlenlerin çekirdekleri çok fena. Onu da şöyle çözebiliriz. Yani sosun yarısı gitti ama o kadar çok çekirdek var ki içinde. Bunlarla birlikte yemesinin çok güzel olacağını sanmıyorum. O yüzden özütü buraya geçmiştir nasıl olsa. Tamamdır. Şimdi bunu ocağa alacağım. Ve kısık ateşte kıvamı yerine gelene kadar karıştırarak böyle pişireceğim. Ve sosumuz da hazır.
Şöyle salçaya benzedi birazcık ama bunun hafif ılımasını bekliyoruz bu arada. Ilıdıktan sonra koyuyoruz ama çok da soğumayacak, yoksa dökemezsiniz. Şimdi bunu şöyle güzelce bir yayalım. Ve bitti. Şimdi tek yapmam gereken oda sıcaklığına kadar soğumasını beklemek, ondan sonra buzdolabına koyup yarına kadar beklemek olacak. Geldik 6. ve son güne. Bugünkü konularımız çok uzun olmayacak çünkü bu akşam aslında siz bu videoyu izleyeceksiniz. Yani bugün çektiğim kısımlar da videonun sonuna eklenecek ve siz bu akşam bunu izleyeceksiniz. O yüzden 2 tane kısa konumuz var. Biri şu arkamda görmüş olduğunuz kutularla ilgili, birazdan onlara geleceğim. Fakat önce dün yaptığım cheesecake'in tadına bakmak istiyorum. Şimdi kelepçesini açacağım ve umarım güzel bir şekilde buradan çıkacak. Muhteşem. Formunda bir sıkıntı yok. Sanki tabanı bir tık sert. Kesiyor muyum, kesemiyor muyum onu anlayamıyorum şu an. Büyük an. Acaba oldu mu? Fazlasıyla iyi. Tam istediğim kıvamda, böyle aşırı tatlı değil, baymıyor insanı. Ve çok rahat bir şekilde yeniyor. Harun, bir de Harun'a denetelim. Ne kadar hiç yemedim cheesecake'imi. Aa, sen benim cheesecake'imden harbiden hiç yemedin ha. Çünkü ben öğrenci evindeyken falan yapıyordum, sen oraya gelmiyordun. Bekliyorum ha saatlerdir. Neyi dolapta gördüm onu ama evet, beklemesi gerektiği hadi için. Hadi tat bakalım. Çok güzel lan. Vallahi iyi olmuş. Hayatımda ilk defa cheesecake yiyorum. Nasıl? Bakayım. Hiç pastane falan söylemedin mi? Galiba limonlusu oluyor mu bunun? Oluyor. Onları yiyip hiç beğenmiyorum. Ha tamam. Ama bunu beğendim. Bu güzel evet. Çünkü ben yaptım. Biraz güzel. Ben gidiyorum. Hadi git, bay bay. Bay bay. Şimdi gelelim diğer konumuza. Bir yudum daha alayım önce. Bayağı güzel bu arada. Kendimi övmek için söylemiyorum, bayağı güzel. Bu sabah evi şöyle bir turladım. Sizlere neler hediye edebilirim, evde neler var diye. Bunları buldum ve bunların hepsini size Instagram'dan hediye edeceğim. Neler var? Bir tane Honor'un 8S cep telefonu var. Bu çok yeni bir şey değil. Bunu evdeki kutuları kurcalarken buldum. Şöyle bir telefon. Yani 1,5-2 senelik falan olması lazım. Öyle güncel bir model değil. Fakat güncel işlerin çoğunu halledebilecek bir telefon. Bunu hediye edeceğim. Sonra bir tane Logitech'in G402 Hyperion Fury isminde mouse'u var burada. Oyuncu faresi ve bayağı iyi bir model diyebiliyorum. Bunu hiç denemedim açıkçası. Daha kutusunu bile açmadım da. Bayağı başarılı bir model olması lazım. Bunu hediye edeceğim. Sonra Xiaomi'nin Earbuds tam kablosuz kulaklıklarından hediye edeceğim. Bunun da kutusunu falan hiç açmadım. Yani hijyen şartlarına uygun bir kulaklık bu. Daha hiç açılmadı. İlk siz kullanacaksınız. Yani kime çıkarsa o kullanacak. Sonra daha önce incelemesini yaptığım Xiaomi'nin akıllı RC arabası, şöyle bir jip. İnceleme kanalına bunu incelemiştim, bayağı güzel bir şey. Şuradan şöyle göstereyim görselinde. Bu RC arabayı hediye edeceğim. Şöyle Nerf'ün Fortnite versiyonu, bir tane minik Nerf'ü var. Bunu hediye edeceğim. Yine Monopoly'nin Fortnite versiyonu var burada. Bunu hediye edeceğim. Ve son olarak Asus'un Zenbeam S2 ismindeki güzel bir minik projeksiyon cihazını hediye edeceğim. Sanırım çekilişteki en değerli ürün bu. Şöyle bir görünümü var ve kendi içinde pili vesaire var. Bunu mesela yatak odasına, sinema salonu kurmak için falan kullanabilirsiniz. Güzel bir alet. Benim yatak odamı gördünüz, oraya televizyon koyduğum için bunu kullanabileceğim bir alan yok. Yani salonda falan da kullanılabilir de benim salonda boş duvarım da yok. Benim işime yaramayacak, en azından aranızdan birinin işine yarasın diye düşündüm. Bu evde tozlanmayı hak edecek bir ürün değil. Bayağı güzel bir ürün. 2, 4, 6, 7 tane ürünümüz var anlayacağınız. Ya bugün ya da yarın Instagram'a bir post girerim, oradan gerekli şartları açıklarım. Instagram hesabım buralarda bir yerlerde yazıyor. Zaten videoyu buraya kadar izlediyseniz büyük ihtimal orayı da takip ediyorsunuzdur da. Hala takip etmeyenler varsa buralarda bir yerlerde işte. Evet, bu haftaki konularımız bu kadardı. Badana da yapmak istiyordum aslında ama onu yetiştiremeyeceğim malumunuz. Cümle içinde malumunuz dedim. Bana bu hafta bir şeyler oluyor. Fazlasıyla keyifliyim ama bu hafta yani. Hem evde yapmak istediğim şeyleri yaptım. Onlar zaten yapılacaklar listemdeydi ve ne zamandır yapamıyordum. Onları aradan çıkartmış oldum. Hem de ne güzel vlogumuz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz söyleyin, böyle ayda bir, iki ayda bir falan böyle belki haftalık vloglar yapabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.